merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum medyayı konuşmak üzere, medyanın eskilerinden bir zamanlar... Yeniydi. Eskidi. Şimdi eskidim ya, vallahi çok eskidim hem de. Yavuz Oğhan, Gazete Pencere'nin kurucusu, baş editörü... Gazete Pencere'yi çıkartan birkaç kişiyle birlikte çıkartan gazeteci. Ama ne çaba, birazdan konuşuruz. Şimdi biraz medyayı konuşacağız. Neden biliyor musunuz? Savaş günlerinde medya her zamankinden daha büyük önem taşır. Tabii. Savaş günlerinde diyeceksiniz ki ne savaş mı var? Evet var. Şimdi biz çok uzun zamandır, ben öyle yapıyordum. Bakıyordum Gazete Pencere'de, sen de. Savaş gibi, sanki savaşta gibiyiz. Savaş gibi adımlar, hep gibi gibi gidiyoruz. Yok, iki gün önceydi zannediyorum. Neredeyse aynı hissiyatla, aynı anda Yavuz da ben de adını koymuşuz. Bu savaş değilse ne diye. Bakın, Gazete Pencere'nin manşeti, iki gün, üç gün önce sanıyorum, hatta. Evet, bir görelim o manşeti. Yani. Savaş değilse ne? Hakikaten bu savaş değilse. Yani biz oraya... Yani beş şehit geldikten sonraki gün attığımız manşet bu. Sekiz şehit oldu sonunda. Sekiz şehit oldu, evet. Pardon, bu ikincisi miydi? Bu ikincisi. İkincisiydi. On üç oldu toplam. 13 oldu. Yani bu ikincisiydi, onun üzerine zaten artık. Yani ne oluyor? Önce sekiz şehit var. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ilk defa yurt dışında başka bir ülkenin askerleriyle karşı karşıya geliyor. Yani böyle bir yani tablo var ortada. Terör örgütü falan değil. Türkiye'nin doğrudan güvenliğiyle ilgili dense bile bunu izahta birazcık güçlük çekilen bir durum. Doğrudan başka bir ülkenin silahlı kuvvetleriyle bir çatışma hali. Onların ateşiyle hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri falan, artık yani bunun bir adını koyalım diye arkadaşlarla tartışırken, varsa başka bir isim koyabilen onu da koysun diye böyle bir başlık attık ona. Şimdi böyle günlerde dediğim gibi medyanın mana ve ehemmiyeti 5'e 10'a katlanır. Bugün itibariyle, yani bugün bir derken... Bir de zordur değil mi yani? Medya açısından çok zor bir... Son birkaç günü kastederek bugün itibariyle diyorum. Medya ne yapıyor? Neyle meşgul? Savaşı falan gördükleri yok. Gerçekleri anlatmıyorlar. İkinci Dünya Savaşı öncesinde aslında sayılı gazeteci savaşın geldiğini görmüştü. Kalanlar bambaşka bir alemdeydi. Siyasiler de öyleydi. İkinci Dünya Savaşı başladığında, hatta Polonya işgal edildiğinde gene orada değilmiş gibi yaptılar. Ama sonra baktılar ki bayağı savaş. Şimdi benzetme gibi olmasın, zaten benzetmiyoruz yok, da. Yok değil tabii. Ama savaş mı? Evet savaş. Konuşacağız. Birkaç güncel başlıkla gidelim tabii mi Yavuz'cum? Tabii. Çünkü şimdi gelecek başlıkların her biri bir diğeriyle ilintili. Onu söyleyeyim. Ve bize bir fotoğraf sunuyor. Bir yanda savaş varken, bir yanda şimdi sıralayacağım başlıklar gündeme gelmişken, iktidar ve iktidar medyası neyle meşgul? Bunu görmek açısından bu fotoğraf lazım. Efendim öncelikle dünya medyasının konuştuğu, bizde neyse ki henüz bir vaka olmadığı için belki de doğal olarak görülmezden gelen ama hiç de göz ardı edilmemesi gereken koronavirüsü meselesi. Korona meselesinde sınır aşıldı, aşılıyor. Nasıl aşılıyor? Dün sadece bir günde 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti koronadan. Artık karantinadakilerin enfekte olmuşların sayısı 10 binlerle falan ifade ediliyor. Çok ciddi bir durum. Sınır ötesi bir salgından söz ediyoruz. Aşı için son hız çalışıyorlar. Günde 24 saat çalışıyor bilim insanları. Ama henüz bir şey yok. Yalnız dün bir mesaj geldi program sırasında Rahmi Saltuk'tan,
ünlü sanatçı Rahmi Saltuğ bilirsiniz. Dedi ki Ruslar bir aşı bulmuş galiba dedi. Fakat o kadar Erdoğan'ın konuşması, grup vesaire o kadar sıkışık bir anımdı ki bakamadım. Gerçekten doğru. Aslında aşı değil, şöyle bir ilaç bulmuşlar, bir tür serum. O serumla hastalığın en ağır evresine, ölümle sonuçlanan son evresine gitmesi engelleniyormuş. Yani dolayısıyla Küba'dan umutlu bir haber geldi diyebiliriz. En azından... Ha, Rusya dedin, Küba. O abi, yanlış Rusya anlaşılmasın diye. Evet, ay, ben de dilerim. Şimdi Rusya'da yeni bir şey var. Çok özür dilerim. Evet, Küba'da. Aklım İdlib'de kaldı. İdlib'de kaldı. İdlib'de kaldı. Evet. Küba canım. Küba biliyorsunuz inanılmaz bir kuşatma altında. Maddi, manevi, asker her anlamda kuşatma altında ayakta durmayı başaran efsane ülke. Çok acayip. Ve tıpta da hakikaten dünyada birinci. Küba'dan elbette geldi. Ay niye? Dediğim gibi hakikaten İdlib'e gitti akıl. Birazdan gene İdlib konuşacağız ya. Küba'dan efendim. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Aklımızın bir kenarında bu korona meselesi dursun. Çünkü Çin ekonomik olarak sarsılıyor. Ne kadar kötü görüntüler değil mi ya? Korku filmi gibi ya. Ya baksana. Ya Çin'den gelen her görüntü tüylerim diken diken ediyor. Evet şu anda da öyle. Anons işte, yapıyorlar. Anons ediyorlar. Bir de zorla götürülenler. Dün verdim. Değil verdim. Mi? Onları görmüşsündür. Naylonların içinde insanlar böyle bir acayip, ya, acil... Evinden bir aile karga tulumba çıkartıldı, götürüldü. Sokakta bir genç kadın filmde, verdik. Korku filminde gördük biz bu gerilim filmlerinde olan sahneler gerçek hayatta. Evet, bakar mısınız? Çok korkunç. Yani hakikaten inanılmaz. Böyle kara filmler, kara bilim kurgu filmleri evet. vardır ya öyle aynen, evet. dehşet. Şimdi bu dünya ekonomisini etkiliyor. Dedim ya bir tablo, bir puzzle gibi parça parça oluşturacağız. Bu kenarda dursun. Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de de bir alarm var. Dünyadaki korona alarmının yanı sıra bizde de kış alarmı var. Doğuda ve kısmen Güneydoğu'da şiddetli kar yağışı bekleniyor. Bugün özellikle akşam saatlerinde. Bakın, hani şiddetli yağmur duyduk ama şiddetli kar yağışı nedir diyeceksiniz. Bilenler bilir. Tipiyle karışık şiddetli kar yağışı. 15 kadar ilde belki daha fazla bir kış alarmı, kar alarmı var. Özellikle Elazığ'da, Elazığ'da depremzedeler çok zor durumda biliyorsunuz. Elazığ'da bekleniyor. Akşam saatlerinde başlayan karla birdenbire kar kalınlığının 10 ila 20 santim olması bekleniyor. Aman ha dikkat. Bu arada Karadeniz'de de şiddetli yağış ve sel uyarısı var. Muazzam bir şey, kış. Elazığ için çok Elazığ zor. Çok fena. Çok şimdi düşünsene 20 santim kar zaten insanlar sokakta evlerinde değiller, giremiyorlar. Büyük bir felaket yaşamışlar. Her ne kadar anında müdahale edilmiş yani gibi orada da koordinasyon kar yüzünden problemli. Dışarı çıkamıyor insanlar. Yani hani ya. işte bir yerde korona yüzünden, bir yerde kar yüzünden bir esaret hali. Bu arada hemen söyleyeyim. Bu sabah Habertürk'te İdlib sınırından bir muhabir bildirdi. Yani o yakınlardan. Yıllar sonra İdlib'e kar yağmış. İdlib'e kar yağmış. Yanı sıra İdlib'den kaçanlar, sınıra gelenler içinde aynı şey söz konusu. Bölgede mesela 0 derece, şu an gelirken baktım, 0 derece soğuk. Hani kimine göre 100 bin, kimine göre daha fazla, kimine göre 1 milyon, bilmiyoruz artık. Ya 10 bin olsa ne olur, çoluk çocuk, aynen. kadın, bütün o sokaklarda. Sınırda onların tabii barınması, yiyeceği, içeceği, ısınması, her şeysi de biz başlattığımız için bu süreci bize emanet. Orada da bir başka dram var. Şimdi bütün bunlar yanı sıra İdlib eksenli bölgesel savaş. Neye yol açtı? Dediğim gibi koronavirüsüyle küresel kriz. Çünkü Çin çok zor durumda. Borsalar Asya'da düşüyor, etkileniyor falan. Şöyle bir bugün itibariyle ekonomideki tabloya genel olarak bir bakalım. Hem dolar, hem faiz, hem altın,
hem de petrol. Hepsi çıkışta. Borsada. Çok borsada, enteresan. Yani. Mahfi Eğilmez diyor, bunda anlaşılmaz bir kaotik durum var diye. Şimdi dolar altın üzerine çıktı demiştik. Arada bir test ediyordu. 6'ya gidip sonra 5.98, 5.97 falan yapıyordu. Birkaç gündür altının 6 liranın altına inmediği gibi 6.05'e çıkmış durumda. Faiz 11 lira. Altın aldı başını gidiyor. Petrol de keza çıkışta. Şu nedenle bir de Çin petrol üretimi meselesinde sıkıntı da korona yüzünden. Dolayısıyla orada bir hem üretim hem tüketim konusunda. Tüketim konusunda da ikisinde de sıkıntılı. Tabii. Dolayısıyla orada bir şey var. Problem var. Dengesizlik var. Evet. Bu arada belki altyazıyla geçiyorlar mıdır bilmiyorum. Şimdi geldi. İzmir'de bir işçi servis aracı ile bir kamyonla çarpışmış. 4 işçi hayatını kaybetmiş ne yazık ki. 8 kişi de yaralı ve durumları ağırmış. Zaten görseniz pert iki arabada, kamyonda özellikle işçi servisi de. Neyse tekrar biz dönelim. Hepsi çıkışta. Tabii bu ne demek? İşsizlerin artması, yoksulluğun büyümesi demek değil mi? Dün, bugün bunu Bir Gün gazetesi birinci sayfasında Kral Çıplak diye görmüş. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz saklanamıyor. Kral Çıplak demiş. Şu nedenle. Dün Erdoğan konuşurken bir ara bir sustu. O sessizlikte fırsat buldu bir yurttaş demek ki. İşimden atıldım. İşsizim. Çocuklarım çocuk aç. Aç dedi. Çoluk çocuk aç. Bir görelim mi? Ay Cumhurbaşkanı! Devam başkanımıza katıldım diye beni işimde ettiler. Çoluk çocuğum var. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tam yapacağım. Şimdi şöyle bir zaman alıyor. Ne olacak? Arkadaşların acelesi de yok komisyondakilerin. O aslında iki yıl içinde o sistemi bitirmekte yükümlüydü. Süresini uzattılar. 4 yıla çıktı neredeyse. Evet. Şimdi gidiyor. Neyse ki bakın Ahmet Çoban görevine iade edilmiş bir haksızlık olduğu ortaya çıkmış. Şimdi bu iyi haber değil mi? Şahane bir haber. Çünkü bu haber Ahmet Çoban bu süreçte kanser olup sonrasında öldükten sonra gelmiş. Yani şimdi hani zamanında gelmeyen adalet adalet değildir falan deniyor ya. Alın size örnek. O adamın çektikleri ne iki sene içinde? Yaşadığı ne? Çoluğun çocuğun yaşadığı ne? Çevresine ilişkin görüntü ne? On binlerce, yüz binlerce kişi bu durumda. Yahu kredi kartı alamıyorlar, sigortalı olamıyorlar. Banka hesap açmıyor. Banka hesap açmıyor. Yani daha ötesi var mı? Vatandaşlıktan çıkartalım diyorum ben yani bu şartlarda. Daha bir mesela önemli bir sorun daha var. Polisler KYK ile atılmışlar. Sonra mesleğe dönüş için mahkeme kararı alıyorlar. Bu süreçte ben çok bununla ilgili mesaj da aldım. Döndürüyorlar mesleği ama polis olarak değil. Araştırma bürosu diye bir yere koyuyorlar. Normal polis olsa alacağı, atıyorum yani bilerek söylemiyorum, 5 bin lira, 6 bin liraysa burada 3 bin lira maaşa başlatıyorlar. Şimdi adam polis, KYK ile atmışsın, yanlışlık olduğu ortaya çıkmış, görevine iade ediyorsun, iade ettiğin yerde ödediğin para attığının yarısı kadar. Ve hiçbir işe yaramayan bir bölgeye izole ediyorsun adamları, hiçbir iş de yaptırmıyorsun, mecbur olduğun için alıyorsun. Ya adam suçsuzsa suçsuzdur. Suçluysa suçludur. Bu mesele bir şekilde izah edilemiyor. Neymiş efendim? Devlet kendisini korumakla yükümlüymüş. Devlet kimin devleti ya? Neyi kimden koruyor kendisini? Vatandaşına karşı. Kimden koruyor kendisini? Mahkemelerin, yargının bunun bir suçu yoktur dediği vatandaşından mı koruyor kendisini canım? Devlet kimin babasının malı ki? Böyle bir şey olabilir mi? Yani inanılmaz bir durum. Ben bunu görünce şok yaşadım. Yani bir adamı iade ediyorsun.
Haklarını yarıya indiriyorsun. Zaten 2 sene, 3 sene acı çektirmişsin. Dışarıda bırakmışsın. Çoluğu çocuğu okulda mağdur olmuş. Ay tabii. Eşi, çevresi, kendi çevresinde mağdur olmuş. Farklı bakılmış. Ötelenmiş, itelenmiş, dışarı çıkartılmış. Sonra diyorsun ki pardon. Pardon dedikten sonra da haklarını iade etmiyorsun. Böyle bir düzen olabilir mi Allah aşkına ya? 1 milyon kişiyle ilgili soruşturma açılmış bugüne kadar. Türkiye'de 2 yıl içinde, 3 yıl içinde. 1 milyon kişi. Yani söylerken bile zor. 1 milyon. Peki ne oluyor? Bunlar yargılanıyorlar. Al Cumhuriyet'in manşetine bak. Çalın başındaki yönetici olursan eğer, veriyorsun, bastırıyorsun parayı. Köşk, 3,5 milyonluk köşkü 600 bin liraya bir polis şefine satıyorsun. Okumayanlar, bilmeyenler için biraz daha açarak anlatacağım. Anlatalım. 15 Temmuz sonrasında Çalık'ın yöneticisi... Çalık kim? Ahmet Çalık işte, Sabah gazetesini, ATV'yi ilk satın alan, bugün de bir banka sahibi bildiğim kadarıyla. Bankanın ismini yani söylemeyeyim. Saraya çok 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 yakın bir isim. Geçmişte evet öyle. Sonrasında bir takım sorunlar yaşadığı falan ama iddia edilmişti. Ama sonuç itibariyle bu sistemin içinde bir insan. Onun bir üst düzey yöneticisi 15 Temmuz sonrasında, ki öncesinde FETÖ ile bağlantı veya cemaat bağlantıları da çok konuşulan bir gruptu biliyorsun Ahmet Çalık. 15 Temmuz sonrasında yurt dışına gidiyor. Türkiye'de hakkındaki soruşturmayı engellemek için bir polis şefiyle anlaşıyor. O polis şefi bu yöneticinin bir köşkünü, 3,5 milyonluk köşkünü 600 bin liraya amcasının üzerine alıyor. Ve bu paranın da yani alavere dalavere ödenmediği söyleniyor ve soruşturmadan kaçıyor, sorumsuz hale geliyor. Yani yargılanmıyor. Bu da neyi getiriyor? İşte FETÖ borsası diyoruz ya, FETÖ borsasının en önemli ayaklarından birisi. Paran varsa sorun yok, paran yoksa haklı olsan bile sonuç alma imkanın yok. Bütün bunları Cumhuriyet Gazetesi'nde Seyhan Avşar imzalı bir haber. Seyhan Avşar ve konuğum Yavuz Oğhan, kıskandığınız için söylüyor olabilir misiniz? Evet, kıskanıyoruz. Bakın, doğru. Bu Çalık ve işte bunlardan çok var aslında da. Bu temizliği yapanlar, yani FETÖ şüphelisi olmaktan çıkartanlar falan var ya, onlardan biri müfettiş raporu, bakın. Hani ne ben, ne Yavuz, ne de Seyhan Avşar kafadan uydurmuyor. Bunlar müfettişlerin, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporundan. Orada Özgür Taşdemir işte sözü edilen bir istihbaratçı, yönetim. Emniyetçi. Ha, emniyetçi. Mal varlığını söylüyorum. Genç bir adam. Burada solda bir fotoğrafı var. Çok göremeyebilirsiniz ama genç bir adam. Arnavutköy'de bir taşınmaz. Bahçeşehir Koleji'nde eşi ve kendi adına %15 hisse, 3 adet Mercedes ve Land Rover marka arazi aracı, 2017-2018 arasında da hesabında, sen duyma istersen. Niye ya, benim de o kadar mal varlığım var. Var mı? Tabii. Peki, canım. Hesabında 3 milyon 287 bin lira varmış. Azmış ya. Bunlar bildiklerimiz. Çünkü o köşk amcaya gitti, unutma. Amcaya gitti tabii. O sadece yani, tek başına zaten. Amca, hala, yenge, enişte, kayınço, bir şey ne olur bilmiyoruz. Ama bu genç adam ne kadar çalışkan bak. Çok. Kıskandığınızdan söylüyor evet, olabilirsiniz. Evet. Ha şimdi bakın, birileri böyle böyle dünyalığını yapacak. Onlar da zaten dünyalığını yapmış demek. Ne demekse o. Birileri de KK ile İhraç edilecek. FETÖ'yle hiç ilgisi olmamasına rağmen ihraç edilecek. Ya da Cenk Yiğiter gibi hocalar üniversitelerden atılacak. Değil mi yani? Hiç dertlerini anlatamayacaklar. Valla hani. Ya solcu diye attılar adamları. Tabii. 15 Temmuz darbesinden sonra solcu diye adam attılar KYK'yla. Sadece KYK meselesi değil tabii. İşsizler meselesi. Milyonlarca da işsiz var. En son rakamlarla da zaten öğrendik ki 370 bin küsur yeni işsiz bir yıl içinde eklenmiş. Şimdi rakamlar 4 milyon bir şey, işte 300 bin. TÜİK rakamları bunlar tabii, gerçek olmuyor değil. Çünkü KYK'lılar iş arayamadığı için onlar yok mesela bu rakamda. Yani 1 milyondan falan söz ediyorsak onlar ve yakınlarıyla, zaten onlar burada yok. Biz TÜİK'in işsizlik tanımına uygunlardan bahsediyoruz. Şimdi rakamlar insana soyut geliyor ya.
birdenbire CHP milletvekili Veli Ağbaba öyle bir şey demiş ki, o Soyuz rakamı çıkartıp somutlaştırmış. Aa dedim, hakikaten sayının büyük olduğunu biliyorsun da başka bir şekilde gözümün önünde canlandı. Demiş ki, şu anda demiş, işsizlerin sayısı İzmir nüfusu kadar oldu demiş. Ya da İzmir nüfusu kadar işsizimiz var demiş. Gerçekten de İzmir'in nüfusu 4.367.000 son açıklamalarla, TÜİK'in hesaplarıyla işsizlerin sayısı da 4.308.000. Buyurun bakalım. İzmir kadar işsizimiz var, İzmir nüfusu kadar. Bu ne feci bir şey. Tabii. Ama orada bağırınca gözaltına alıyorsunuz. Peki ne diye soruyorlardır? Neden işsizsin diye mi soruyorlardır mesela gözaltında? Ne sorarlar bu vatandaşa? Vallahi sen de okuyorsundur o sorgudaki soruları. Bazıları gerçekten çok komik oluyor. Niye bağırdınız? Herhangi bir örgütle bağlantınız var mı? Size bağır diye birisi tavsiyede bulundu mu? İş aradığınızda bulamadınız falan gibi garip sorularla karşılaşabiliriz bence. Ben gördüm çünkü bu tip soruları. Öyle soruyorlar. Yani söyleyecek hiçbir şey yok yani. Ne dersin yani? Hayır, hakikaten bir de ne sorulur ki? Şimdi ay nasıl devam etmeli nereden bilmiyorum ama. Vallahi bu işsizlik meselesinde bizler de bazen yanlış yapıyoruz. Yayınlarımızda, yazılarımızda şuna özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz son dönemde. Her bir insan bir hayat. Tabii. Her bir insan bir dünya. Biz burada 4 milyon diyoruz, 4 milyon diyoruz geçiyoruz. 370 bin artmış. 370 bin. Hepsi bir hayat. Hepsinin bir ailesi var, hepsinin bir evi var, hepsinin çoluğu çocuğu var, annesi babası. Yani bir tek şey yok. Bir insan. Umutları yok. Maalesef. Ve en feci şey bu. Buna böyle bakmak lazım. Yani bunu söyleyip geçirecek bir şey değil bu. Herkes için sen de karşılaşıyorsundur, ben de. Yani top taşıma aracında sokakta yürürken şurada burada falan. Herkesin evinde bir işsiz var ya. Çoluğu çocuğu işsiz, kendisi işsiz. Sosyal medyaya bakıyorsun, artık dayanacak gücüm kalmadı diyor. Eve gidecek yüzüm kalmadı. İnsanlar böyle bir isyan halinde. O isyanın bir göstergesi olarak kabul etmek lazım. Gerekçesi ne olursa olsun. AK Parti grubundaki bu protestoyu. Protesto da değil aslında. İşsizim diyor adam yani. Bu. Yardım istiyor. Yardım istiyor. Belki de. Hatta işte Cumhurbaşkanı'yla konuşturacaklar falan diye söylenmişti. Demek ki sonra da gözaltına aldılar yani. Bilmiyorum. Yani. Çünkü bakın Yavuz Oğhan'ın dediği çok doğru. Bu bir ilk. Hani Ecevit başbakanken bir esnaf kasa fırlattı diye kıyamet kopmuştu. O kasalar çok geçti. Kendini yakan adama neler dediler geçenlerde. Hatta bir hanımefendi ünlem. Dedi ki bunlar dedi siyasi manevra dedi. Hakikaten doğru söyledi. Siyasi manevra diye kendini yapıyorsun ve ölüyorsun. Vazgeçiyorsun hayatından. Ve ölüyorsun manevra yani. Yapıyorsun öyle mi? Evet, aynen öyleymiş. Şimdi Türkiye tuhaf bir yere geldi. Sorunlar aslında çok net. Kriz var mı? Var. İşsizlik var mı? Var. Efendim işte buna rağmen Kanal İstanbul yapacağız diyorlar mı? Diyorlar. Depremzedeler orada yeterli yardım alamadıklarını söylüyorlar. Niye diyorlar Kanal İstanbul? Bir bilgi vereceğim. Tamam. Niye mesela Kanal İstanbul veya büyük proje? Yani insan düşünüyor değil mi? Yani oralarda ne bileyim bu işin harfiyatı var, inşaatı var, köprüsü var, yolu var. Son dönemde Türkiye'de büyük projelerde büyük işler yapan müteahhitlerin büyük makine parkları oluştu. Aşırmasından. Evet. Şu anda o makineler ne yapıyor? Yatıyor. Peki yatması tek başına yatıyor, tamam yatsın biz paramızı kazandık diye mi bakıyor iş adamları, yoksa yatmasının yarattığı maliyetle mi uğraşıyorlar? Geçenlerde bir arkadaşım bir rakam verdi. Binden müteahhitlerden birisinin oluşturduğu makine parkının şu anda yatmasından dolayı günlük maliyeti 1 milyon lira diye. Çalışmadığı için. İş istiyorlar yani. Sadece hafriyat bile onlara müjdeler oluyor. Yatan makine parkının günlük maliyeti, bir firmadan bahsediyorum, 1 milyon lira dedi. Çok yani, o adam da diyor ki hani bana bu makine park yatırımını yaptırdınız. Aldık bunu, delecek, kazacak, taşıyacak. Hadi ben bunu ne yapacağım diyor şu anda.
Bence biraz bununla da bağlantılı gibi görünüyor. Bununla çok bağlantılı. Sadece o değil. Yani oradaki başka rant araziden gelen var. Katar'a satılanlar var. Dolayısıyla Katarlara verilen sözler var. Ama senin dediğin çok doğru. Ben de hep o örneği veriyorum. Nükleer santral, Akkuyu'daki nükleer santralle ilgili haberleri okurken böyle gözlerin fal taşı gibi açılmıştı. Oradaki sadece hafriyattan kazanılan para milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar falan o mertebede. Yani muazzam bir kapasiteden çünkü söz ediyoruz. Şimdi bir böyle vatandaş molası vereceğiz. Medyayı konuşacağız ya savaş günlerinde, aynı zamanda siz buna kriz günlerinde ya da Erdoğan günlerinde diye de yorum getirebilirsiniz. Nasıl oluyor da kafalar yandaş medya tarafından, iktidar tarafından... Tahmin ettiğim videoyu getiriyorsun herhalde. Umarım. Böyle bir fay hattı vardı orada, sanki o fay hattı çatlamış gibi oluyor. Bir genç adam, çok da güzel bir adam, isim bulmuş kendine, kendine muhabir. Evet. Kendine muhabir, genç, aslında trollemiş diyorlar ya şimdi gençler. Son derece ciddi ama. Hiç böyle gülmek, yani bir espri yapıyor, böyle bir yani yok. Son derece ciddi bir vatandaşı almış karşısına. Kanal İstanbul. Olmayan şeyler de soruyor. Mesela İmamoğlu diyor, şu kadar arazi almış diyor. Aslında hani yanlış anlamayın diye özellikle söylüyorum bunu. Bu soru trolleme işte. Böyle bir şey yok. Fakat vatandaşa bunu soruyor. Onun karşılığında aldığı yanıt ve sonrasındaki yanıt hakikaten neden hala Erdoğan'ın arkasında bir destek var? Oyları neden düşüyor? Konuşacağız. Hop bitivermiş. Herkes alıyor. Senin paran var, sen de al. Berat Albayrak alınca güzel. Ama çocuk da çok güzel götürmüş hakikaten işi. Tiyatro oyunu gibi olmuş. Ne diyor? İmamoğlu diyor, kıyamet alameti diyor. Evet ya. İmamoğlu'nun seçilmesi kıyamet alameti diyor. Evet. Ama gerçekten son günlerde birçok şeyi... Ben şeye de bayıldım ya. İki ayaklı tilki. Evet. biliyorsun bu depremlere her şeyi kıyamet, evet. Kıyamet alıştırması dedi. Hem de kim dedi? Diyanet İşleri Başkanı dedi. Şimdi böyle... teorik böyle anlatımlarda sevilen deyimle konsolide olmuş vatandaş da var. AKP ne yaparsa iyi yapar. Berat Bey ne ilerse iyi eyler. İmamoğlu'nun arsa alması affedilmez bir şey. Şeytanlık. Şeytanlık. Ama 200'dür. Berat Albayrak'ı ne var bunda canım? Parası olan alır. Şimdi ama esas bu konsolide olma meselesi, yani durduğu yerde durma diye belki de şey yapabiliriz. Çok ilginç bir noktaya geldi. Haftada bir T24'te Murat Sabuncu'nun konu oluyor. Konda genel müdürü, Konda Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Bekir Ağır'dır. Başka da bir yere çıkmıyor, yoksa birkaç kere davet ettim. Niye çağırmıyorsun demeyin diye söylüyorum. O dedi ki... Bize de seni gerekçe gösteriyor. Sen anlat. Ayşe Nur'a çıkmadan başka yere çıkamayız diyor. İyi bir yöntem bulmuş yani. bir anlat. Sen bugün Gazete Pencere'de uzun uzun diye yer vermişler. Söylediklerini Bekir Ağırdır'ın. Çok önemli şeyler söylüyor çünkü. Yani buzulların kopuşuna benzetiyor AK Parti'deki seçmen kopuşlarını. Muhafazakar kanatta ciddi bir hayal kırıklığı var. Ve böyle erimeden bahsetmiyoruz diyor. Büyük kopuşlardan bahsediyoruz diyor. Gerçekten ben de çok enteresan buldum. Onun için biraz da üzerinde durduk. AK Parti'den gri alana geçiyor diyor seçmen. Yalnız orası tabii enteresan. Şöyle birleştirebiliriz belki. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da, özellikle 23 Haziran seçimlerinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ne AK Parti'ye geçmişti, oy vermiş seçmenin oy verdiğine ilişkin bir takım tespitler yapılmıştı. Şimdi Bekir Ardır diyor ki %10'luk bir gruptan bahsediyor. Bunların gri alana geçtiğini, yani herhangi bir tercihte bulunmadığını söylüyor. Tabii buradan yola çıkarak yeni kurulacak partileri hatırlamamız lazım. Ali Babacan'ın partisi, Davutoğlu'nun partisi. Bunlar muhafazakar alana hitap eden partiler. Orada onların herhalde bir alanları oluşuyor. Öyle görünüyor. Bir bölüm belki İyi Parti'yi tercih edecek, bir bölümü CHP'yi, bir bölüm belki geri dönecek AK Parti'ye. Ama AK Parti'deki bu oy kaybını bir kopuş olarak
buzuldağından bir kopuş olarak, erime değil kopuş olarak değerlendirmesi Bekir Ardın'ın çok önemli. Yakın zamanda Metropol'ün bir araştırma sonucu vardı, görmüşsündür belki. 50.1 gibi bir sonuç vardı orada Cumhur İttifakı'nın. Yalnız dikkatini çekmek isterim herkesin. Benim de o dikkatimi çekti. Metropol Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili herhangi bir şey açıklamadı. Pazar seçim olsa milletvekili olarak, parti olarak kim oy verirsiniz? Orada Cumhur İttifakı %50.1 gibi bir sonuca çıktı. 3,5 puanlık bir kayıp var 24 Haziran'dan bu yana Cumhur İttifakı'nda. Kararsızlar oranlara göre dağıtıldıktan sonra diyor. Konuştum kendisiyle de, Sencer Hoca'yla. Bunu en doğru şekilde böyle dağıtabiliyoruz diyor ama bir kararsız kitle var. Onların tercihlerinin nasıl değişeceğine ilişkin bilgi ancak ileride görebiliriz. Çünkü yeni kurulacak partiler var. O partilerin belki orada bir tabanı oluşacak. Onlara ayrıca bakmak lazım. Çok ısrar ettim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bu pazar nasıl bir sonuç çıkar? Ölçmüşsünüzdür diye. Şimdi onu açıklamayacağım dedi. Ama halinden, tavrından Erdoğan kazanması riskli bir durumda. Çok ciddi riskli gibi. Ben de çok ciddi, çok ciddi riskli gibi anladım. Onu söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu'yla aralarında da çok büyük bir fark kalmadığını anladım anlattıklarından. Kendisi her ne kadar çok böyle ketum davransa da. Şimdi Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanlığı seçiminde durumu riskli değil, çok riskli diyorsun. Evet. Şimdi bir de... Eldeki sonuçlar onu gösteriyormuş. Tabii yani şöyle tespitleri var. Bunu biraz konuşalım. Ve bunun medyaya yansımasını da medyayla birlikte konuşalım. Şimdi diyor ki seküler kesim, bir kutuplaşma bir kere çok net. Seküler kesim konsolide olmuş durumda. Yani onlar bir yere gitmiyorlar. Onlar durduğu yerde kime oy vermişlerse ona oy vermeye devam edecekler, değil mi? Özetle söylenen evet. Bu. Fakat muhafazakar kesimden, senin tek söylediğini ben tekrar kendi cümlesinden okuyayım. Sekülerlerde konsolide olma durumu var ama muhafazakarlarda bir çözülme var. Bu erime gibi değil. Bir metaforla örnek verecek olursam, kutuplardaki büyük buz kütlelerinin çatlaması gibi çok büyük bir kitlesel kopuş var. Yani muhafazakarlardan, işte buzullardaki, hani görüyoruz ya böyle devasa, neredeyse kıta büyüklüğünde bazen, parçalar. Ada büyüklüğünde parçalar kopuyor. Bir metafor ama Türkiye'deki siyasi alan açısından çok ciddiye alınacak bir metafor. Böyle bir kopuş var. Bu bir. İkincisi, bunun nedenleri sadece kriz meselesi değil. Oraya geleceğim ama şunu da belirterek oraya geleyim yorumla. Diyor ki şu anda diyor Türkiye'de diyor siyaseten 3 fotoğraf var. Daha doğrusu Türkiye 3 Türkiye var diyor. 3 Türkiye var diyor. Bir muhafazakarlar, 2 seküler kesim, 3 Kürtler. Şimdi Kürtlerin de bir bakıma mevcut geleneksel konvansiyonel siyasetten koptuklarını mı anlamamız gerekiyor buradan? İki, muhafazakar kesim derken öylesine böyle degrade geçişleri vardır ki bunun. Sadece Cuma'ya giden de kendini muhafazakar olarak nitelendirebilir. Menzil tarikatında da. Ama aralarında muazzam farklar var. Diyor ki Bekir Ağar'dır. Yaşam biçimleri değişiyor. Sadece mesele siyaset yapma biçimi değil. Hatta ve hatta hep konuştuğumuz kriz meseleleri bile, tam öyle demiyor ama benim genel olarak çıkarttığımı söylüyorum, bir dereceye kadar etkili. Ama diyor asıl etkili olan şu, kentlere doğru yaşanan göçle birlikte, muazzam bir akış var. %8-9-10'a indi kırsal kesimde. Kentlere doğru yaşanan göçle birlikte bütün referanslarınızın değiştiği bir dünyaya giriyorsunuz. Ve o zaman diyor mesela başka kutupta zannettiğiniz insanla yan yana aynı apartmandasınız. Bir bakıyorsunuz ki aslında aynı yaşamı istiyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve hedefleriniz aynı. İnsanca yaşamak, çoluk çocuğunla onun geleceğini sağlam almak vesaire. Şimdi buradan hareketle muhafazakar diye kendisini niteleyenler, demek ki makbul vatandaşa bakmayın. O reis demiş,
Muhtemelen de vardır bir sebebi reise bu kadar hayran olması. Bir yerden maaşı da... Aya ben... iki şeritli yol yapacağız desek buna inanır diye bir açıklaması vardı. Hazine Berat Maliye Albayrak. Bakanı'nın o açıklamasında referans gördüğü vatandaş tipi bu aslında. Evet. Yani onların kendi gerekçeleri var. Anlaşılabilir şeyler dediğim gibi. Maaş alıyorlar, yardım alıyorlar, AKP'ye üye olup çalışmadan yaşıyorlar falan. Onları anlıyoruz ama esas olarak büyük bir çözülme, kopuş varsa. Şimdi bu artık kentlerde yaşama meselesi, İstanbul'da özellikle 16 milyon dile kolay. Hani Türkiye'nin 5'te 1'inden daha fazla bir şey, nüfus, işsizlik vesaire, ortak hayaller, şu bu. Bu Türkiye'yi bir yorumlasana. Gerçekten sana göre de 3 Türkiye mi var? Kürtler buradan kopuyorlar mı? Biraz buradan Kürtler meselesini ayrı konuşalım ama bir bilgi ekleyerek belki hani ona katkı olsun diye. İbrahim Uslu, o da araştırmacı evet. bir isim. Aynı zamanda Türkiye'yi çok yakından takip eden ve muhafazakar kesimi de iyi tanıyan bir araştırmacı. Bizim gazetede yazdığı bir yazıda şöyle bir noktaya dikkat çekmişti. Türkiye'de artık partiler kentlerdeki hassasiyetleri dikkate almazlarsa sonuç alma ihtimalleri de yok. Nedir o hassasiyetler? Kentlerdeki hassasiyetler işte aslında Bekir Ardın'ın da dikkat çektiği çevre. Hiç düşünmediğiniz kesimlerde bunun muhafazakarı, seküleri, ne bileyim Kürdü, Türkü yok. Bir çevre hassasiyeti var, ortak hassasiyet. Buna dikkat etmeyen parti kaybedecek dedi. Yani netice itibariyle. İki, iklim. İklim konusu. Şehirde yaşıyorsunuz ve bu bir şehirli hassasiyeti halinde. Şehirde yaşayan insan sayısı fazla. Buna da partiler öncelik vermek zorunda. Üçüncüsü kadın. Kadına şiddet ve kadın. Kadın konusundaki hassasiyeti görmezden gelen partiler bununla başarıya ulaşma şansına sahip değiller dedi. Bekir Ardır tamamlayan iş çünkü şehirleşmeyle birlikte gelen ortak hassasiyetler. Bunların çok belirgin olarak görüldüğünü de söyleyebiliriz. Ama bu şu demek değil. Yani insanlar bazen AK Parti ile ilgili aynı dünya görüşünü paylaşmayanlar çok büyük kopuşlar var. Evet kopuşlar var. Ama bu iktidardan uzaklaştırır mı, uzaklaştırmaz mı? Hala tartışmalı bir vaziyet. Yani AK Parti %20'lere düşmüş değil. %15'lere düşmüş değil. Böyle anlamamak lazım. Ama farklı bir takım dinamiklerin artık devreye girdiği. Peki ama bunlar neden, da yasa dışı değil. Bak bu ekonomik, sosyal, toplumsal vesaire krizlere rağmen ki çok açık diplomatik krizler, şehitler vesaire. Hı-hı. Neden peki hala AKP %20'lere düşmüş değil? Neden hala 30'lardan 40'lardan söz ediyoruz peki sence? Ben buna bir kendi tanımımı söyleyeyim. Yani doğrusu yanlışı motivasyon bilemem ama nedir? Motivasyonun yani bir kere bir milliyetçi muhafazakar motivasyon var. Cumhurbaşkanının sürekli hala başörtüsüyle ilgili geçmişi hatırlatmasının bu motivasyonla bir bağlantısı var. Milliyetçi muhafazakar hassasiyet özellikle İç Anadolu'daki o milliyetçi yaklaşım çok etkili ve son yapılan operasyonlar bu oy oranının korunmasında da bana göre önemli zeminlerden birisi. İdlib konusunu mesela bu çerçevede konuşabiliriz. Son İkinci bölümde konuşalım. Şunun için İdlib ve FETÖ meselesi. Bununla bağlantısı var çünkü. Nasıl bağlantısı var onu söyleyeyim en azından. Şu anda Türkiye Rusya ile bir gerilim içinde değil mi? Amerika Birleşik Devletleri sürekli böyle kırmızı güller atıyor Türkiye'ye değil mi? Suriye'de Amerika Birleşik yani bir ortak değişimine gitse Türkiye. Bunun bir iç siyasete yansıması olur mu? Mutlaka olur. Nasıl Tabii. olur? Çünkü bir PYD, YPG gerçeği var Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Türkiye'de bir milliyetçi, muhafazakar iktidar var MHP ile birlikte. Bu şartlar altında Amerika ile birlikte olup Kürtlerle yeni bir diyalog süreci açılır mı? Yani hepsi birbirine bağlı gibi görünüyor. O nedenle kesinlikle. Yani birlikte konuşmak lazım herhalde iç siyasette. Şimdi bu bölümde birkaç dakikamız kaldı. Şöyle bitirelim meseleyi. Şimdi bunları görüyorlar mı bilmiyorum ama bakın az önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi
biraz özelinde İmamoğlu. Çünkü İmamoğlu'nun kazanması gerçekten delirtti. İşte o vatandaşımız da İmamoğlu'na bakınca Allah'ım şeytan görmüş gibi olmuş. Hatta kıyamet alameti diyor biliyorsunuz. Son derece ne denir? İnanmış bir vatandaş. Cumhurbaşkanı 2 aydır 3 aydır randevu vermedi İmamoğlu'na veya 5 aydır 7 aydır. İstanbul anlatacağım dedi, randevu vermedi yani. Ama en son dedi ki ben dedi randevu talebimi geri çekiyorum ama dedi. Ama orada da haksız mı Allah aşkına? Grup toplantısında bir video hazırlanmış, A Haber'de yayınlanan video. İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ'cü diyorsun. Cumhurbaşkanı olarak. Danışman danışman değil. Belediyelere iş yapan bir iş adamı, danışmanlık yapan bir iş adamı. Başka belediyelere de. Adam FETÖ'cü değil, FETÖ'cülükle suçlanmıyor. Belediye imamı değil. 42. celsesine çıkmış, hakkındaki bütün kısıtlamalar kaldırılmış. Yani Haber bunu yaparsa o vatandaş ne demesin? Ne desin yani, böyle bir durum olabilir mi? Ve aynı zamanda bir bakan seçim öncesinde aleyhinde ifade vermesi için telkinde bulunmuş bu danışmana. Yani ben FETÖ'cüyüm ve İmamoğlu'yla bağlantım var dese şu anda belki hiç bu mahkeme işleriyle de uğraşmayacak. O bakanın ismini de açıklamadı İmamoğlu ama sanıyorum herkes biliyor yani. Kim? İzmirli bir bakan diyelim, ismini söylemeyelim. Şu şeylere giden hani seçimlere girip, İzmirli bakan. Girip dedi. Evet biz söylemiş olmayalım çünkü resmen açıklanmadı. Evet. Şimdi İBB deyince şunu vermeden gidemeyeceğim. Fakat gülmeden de nasıl vereceğim bilmiyorum. Bir Gün gazetesinden genç meslektaşım İsmail Arı imzalı bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tabii ki geçmişte 2016'da bir ihale yapılıyor. İhalenin adı şu. Şimdi ne yaparsınız? İşte diyelim ki Sarıyer-Tarabya arası yol yapımı. Değil mi? Buna işte şirketler ihaleye girer. Böyle bir ihalenin çünkü bir kapsamı olması, bir adı olması lazım. Bu ihalenin de var. Şu. Herodot C'de sohbetleri özel etkinliği. Şimdi mesela biz girebilir miydik mesela? Tamam, sen Herodot Cevdet'im diye girersin, bakarlar değilsin, değil derler. Peki ne olmuş? Tabii ki Herodot Cevdet kim? Bir görelim mi Herodot Cevdet dizisinden? Daha doğrusu bir hangi diziyse o oradaki Herodot Cevdet rolünden. Bu değil, bu değil. Bir DSF var orada. Kahvede hikaye anlatan. İşte bu. Arkadaş. Bir verelim, sesini de verelim azıcık. Kırklareli'nin eteğindeki Kırklar ziyaretine gidip adak adarlar. Ya Rabbi bizim de bir çocuğumuz olsun diye dua ederlermiş. Tadaki Sabah Gazetesi'ne de dikkatinizi çekmek istemiştim. Sabah Gazetesi duruyor. Çok yakındır çünkü, yakini olur. Hatta o kadar yakinidir ki İstanbul seçimleri iptal edildikten sonra tıpkı Binali Yıldırım gibi, oradaki bilumum AKP'liler gibi az önceki şey gelsin Dersucuğum, çünkü çalıyorlar demişti. Buyurun. Çok basit. Çünkü çaldılar. Çok basit. Çünkü çaldılar. Çalıyorlar dememiş. Hatta çaldılar demiş. Çok emin. Şimdi Herolot Cevdet diye bilinen Hasan Kaçan adının geçmediği bir halede nasıl oluyorsa oluyor ama ona özel ihalede girmiş ihaleye tek başına, tabii ki katılıp kazanmış. Tek başına mı katılmış? O zaman ihale demek mi? Ama canım her bir ihale açıldığında başkası gelmezse iptal edecek halleri yok, yazık, ne yapsınlar demişler ki bu geldi buna verelim demişler. Ne yapmışlar? 8 günlük sohbet etkinliği için gidip orada böyle anlatsın. Uçsun diye çay içsin, Sabah Gazetesi önünde dursun falan konuşsun diye 187.000 lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hasan Kaçan'a özel ihale. Konuşmaya devam ederiz ikinci bölümde. Sen beni bedava konuşturuyorsun. Nasıl olacak? Yok yok, şey hazır. Hazır mı çek? Hazır. Tamam. Zarf. Yok, nakit bugün. Nakit peki, bugün tamam. Nakit, merak etme. Nakit. Görüşelim tamam ikinci bölümde.